Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Bir dakika. Neden bu kadar çok misafir var? 15 kişi davet ettik demişlerdi. Ama en az 35 kişi var. Anne, 10 kişi gelecek demiştin ama burada bir sürü insan var. Gelmeye de devam ediyor. Baksana. Sessiz ol. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakma Aşok. Bugün amcamla konuşurken Vicky'nin nişanlandığını ağzımdan kaçırdım. O da onu davet ettiğimi sandı. 25 kişilik geniş bir aileyiz biz. Vicky'yi herkes çok sever. O yüzden hepsi geldi. Olsun, ben hemen soğuk bir şeyler ikram ettireyim. Gereken neyse yaparız, merak etmeyin. Lütfen endişelenme. Tamam, rahat tamam. ol. Hadi tamam. Şimdi gel böyle. Peki tamam. Bu taraftan lütfen. Tamam. Onu gördün mü? Çok mahcup görünüyordu. Her şey yolunda mı? Yeter canım. Sen hiç merak etme. Ben bütün organizasyonla ilgilenirim. Annenle baban endişeli görünüyorlar. Herhalde. 15 kişilik ikramlık var. Diğer misafirler ne yiyecek? Aman tanrım. Aa, bu benim nişanım ya. Sakin ol. Sakin ol. Oh, pintilik yapma. Sonal'in nişanı bu. Ben sana fazladan yemek söyleyelim dedim ama beni dinlemedin ki sen. Aklını eseni yaptın. Arta kalanları biz yerdik. Nasıl olsa çöpe mi atacaktık ya onları? Bak bayan Patyalı, ben 30 kişilik sipariş verdim. Çünkü bana 30 kişilik sipariş verdendi. Ma ile geleceklerini nereden bilebilir? Tabii ki yemek yetmez. Bak anne, şimdi ne yapacağız? Sen yukarı çık. Makyajın bozulmasın yavrum. Sonu. Hadi çık, biz hallederiz. Ne oldu, neden bağırıyorsunuz? Nişandan vaz mı geçti yoksa? Şimdi beni çok iyi dinle. Bankamatik kartımı al. Git ATM'den 2500 rupi çek. Harpalı'nın oteline gidip 20 kişilik yemek al. 25 kişilik al, pintilik etme. Git hemen al, hadi hadi. 25 kişilik mi 30 mu, karar verin. 50 rupi komisyon alır. Hadi gitsin. Aptal şey, yersin tokadı. Ablan o senin, komisyon alacakmış. Al da göreyim ben seni. Hadi. Tamam, 20 rupi al. Tamam. Geldin demek, otur lütfen. Hadi şuraya otur. Siz de oturun. Alo, Sonu neredesin? Ne zaman geleceksin? Çavdi Market'in orada trafiğe takıldım. Hiç açılacak gibi görünmüyor. Daha otele varamadım bile. Tam 45 dakikadır trafikteyim. Acele et oğlum. Ne oldu? Alabilmiş mi yemekleri? Ha, otele bile varmamış. Delhi nasıldır çok iyi bilirsin Şital. Trafikten kaçmak resmen imkansız orada. Ah Tanrım. Şimdi ne olacak? Biraz daha idare et lütfen. Tamam. Bir çaresine tamam. Bakarım. Kaç kişiyi aç bir ilaç bırakacağını bir düşün. Burası o kadar kalabalık ki yemeklerin paketlenmesi bile en az 20 dakika sürer. Eve dönmem 40 dakika alır. Kaç kişilik yemek almam gerekiyor? Önce o meseleyi bir halledelim. Zaten 4 gibi eve gelmiş olurum, merak etme. Acele et. Çabuk bir şeyler yap. Ne oldu? Ne yapayım şimdi? Hala orada. Daha sipariş bile vermemiş. Ama... Bir saniye. Efendim. Bareli'den gelen amcam çok acıktı efendim. Ah tamam. Şeker hastası o. Soğuk içecek ve samos onun için yeterli değil. Lütfen yemek servisini başlatabilir misiniz? Elbette. Bir 15 dakika daha sabretin. Servis ettireceğim şimdi. Tabii elbette efendim. Tamam, birazdan. Ne yapacağız Bana şimdi? Ne soruyorsun? Ben nereden bileyim? Yakındaki fırından atıştırmalık gibi bir şeyler alırım. Acıkanlara ikram ederiz. Olmaz mı? Ne dersin? Dünürlerine atıştırmalık mı ikram edeceksin?
Sen aklını mı kaçırdın? Kesin Kanta'nın nazarı değdi kesin. Böyle bir günde şu başımıza gelenlere bak. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Şey, acaba ben yardım edebilir miyim? Kanatları mı vardı uçarak gidip yemek alıp geleceksin? Bırak karışma sen. Hadi git. Kanatlarım yok ama eğer isterseniz hemen bir şeyler hazırlayabilirim. Kızım, pizza ya da sandviçlik iş değil bu, tamam mı? Hadi git. Sen bize yardımcı olabilir misin? Denerim en azından. Bugün Sonal nişanlanıyor. İnsanları hayal kırıklığına uğratamam. Hadi bakalım. Elinden geleni yap lütfen. Hadi başla. Merak etmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.